Arkadaşlar merhabalar. Bu videomla birlikte sıfır geometri konu anlatımı kampına başlıyoruz. Bu bir giriş videosudur, bilgilendirme videosudur. Birlikte yol haritası çizme videosudur. En azından kafanızdaki bazı soruları cevaplandırma videosudur. Dolayısıyla burada konu anlatımı olmayacak. Konu anlatımı 28.11.2022'de başlıyor. Yani pazartesi günü bu işin konu anlatımına başlıyoruz arkadaşlar. Evet, kitaba nasıl ulaşabilirim? şurada gördüğünüz kitaba nasıl ulaşabilirim diye soracak olursanız videonun açıklama kısmında linkleri bırakacağım. Şimdi ilk başta Trendyol link olur sonra kitap seç ve diğer mağazaların da linki olur. O linklerden kitabı satın alabilirsiniz. E hocam ben canlısını görmek istiyorum diyenlere de yine kitapçılara ulaştığı zaman ben oradaki kitapçıların linklerini de oraya bırakacağım. O zaman bulunduğunuz ilde hani o linke tıkladığınız zaman bulunduğunuz ili seçip hangi ilde hangi kırtasiye bu kitapları satıyor e onlara ulaşabilirsiniz canlı canlı bakarak dokunarak kitabı da alabilirsiniz arkadaşlar. Evet gençler sıfır geometri kampı çok güzel bir kamp. Ben de kendimde de bir eksilik buluyordum. E bu anlamda kendimi de tamamlamış hissediyorum ve çok heyecanlıyım. Birlikte bu işi çok güzel bir şekilde halledeceğiz. Evet hocam şunu sorabilirsiniz. Geometri zaten konu anlatımı. TYT AYT geometri konu anlatımı vardı. Niye bu kampanyadan başladınız diye sorabilirsiniz. Evet Hala da başlamayan arkadaşlar o kitapları alabilirler. Yani geometrisi böyle orta seviyeye yakın, biraz bir şeyler bilen, orta seviyeye yakın arkadaşlar o kamptan da devam edebilir. Benim buradaki amacım nedir? Hala da TYT de geometri çalışmaya başlamayan arkadaşlar, tamamıyla korkan arkadaşlar, bu kesinlikle olmaz. Geometri'siz hedeflerinize ulaşamazsınız. Bir yerden başlamanız lazım. En azından böyle eşdarlık öğrencileri ya da sayısal öğrencileri 6-7 net yapabilmek için bu sıfır geometri kampına başlamalısınız. Birlikte gel şu ana kadar başlamadıysan gel birlikte başlayalım. Aradaki farkı sen de gör. Sene sonunda doğru aa hocam gerçekten çok işe yaradı. Elimden geldiğince çok güzel işler yaptım. Ve şu an geometride böyle yarının üstüne çıktım diyenler ya da yarısını yarı soruları çözmeye başladım diyenler e, olacaktır. Buna da inanıyorum çünkü o şekilde bir konu anlatımı yapacağız. Sıfır geometri derken böyle bir açısı 20, bir açısı 80, diğer açısı nedir şeklinde sorular değil. Geometride çok sıfır yazılamaz zaten. Burada sıfır olmasındaki en büyük sebep ben en temelden anlatacağım. Tabii ki konuşurken siz yavaş konuşmaları sevmiyorsunuz biliyorum. Konuşurken hızlı konuşuyor olabilirim ama orada konuyu anlatırken tane tane önemli yerleri böyle üstüne vurgu yapa yapa açıklayıcı bir şekilde kafanızda en ufak bir soru işareti kalmayacak şekilde bu işi halledeceğiz arkadaşlar. Yani en ince detayına kadar olayları anlatacağım. Atıyorum çember konusundaysam da hatırlatmamı da en ince detayına kadar yapacağım. Üçgenle ilgili bir şey varsa orada bak üçgende böyle yapıyorduk şimdi burada da böyle yapıyoruz diye çok detaylı bir şekilde anlatacağım. O yüzden konu anlatımları uzun olabilir ama uzun olmasına da aldanma. Birlikte bu işi çok iyi bir şekilde yapacağız. TYT, AYT hala geometriye başlamamış arkadaşlar. Ben çok sıfırım hocam. Eksi birim hocam hiçbir şey bilmiyorum diyen arkadaşlar bu kampa başlasın. Kesinlikle sınavdan önce de zaten kamp bitiyor. Sınavdan önce de böyle yarısından fazlasını yine yapmaya aday bir öğrenci olacaksın. Ama ara sınıf öğrencileri kesinlikle ama kesinlikle bu kampa başlamalısınız. 9'dan başlayayım mesela. 9. sınıf arkadaşım. ikinci dönem üçgenler başlıyor. Full geometri. E, birlikte başlayalım mı? Birlikte başlayalım ve bu işi halledelim. Sıfırdan en temelden alalım ve seni güzel bir noktaya getirelim. Sonrasında 10. sınıfta da içine yarayacak. 11'de de içine yarayacak. Çünkü üçgenlerden sonra 11. sınıfta ayda 10. sınıfta dörtgenler var. Son 11. sınıfa geldiğin zaman e, şey var. Analitik var, çember var. Onlara zaten faydasını göreceksin. 10. sınıf arkadaşım. Sen ikinci dönem ne yapacaksın? Dörtgenlere başlayacaksın. Dörtgenleri sadece kuralı ezberleyerek yapabileceğini mi zannediyorsun? Hayır. Sen üçgen bilgin olmadan bunu yapamazsın. Kuralları ezberlersen eğer başına gelecekleri söylüyorum. Okulda hocan bir sınav yaptığında 20 ya da 30 alırsın. Kesin ve net bir şekilde söylüyorum. 20 ya da 30 alırsın. Niye? Çünkü dörtgenler ve özellikleri var. E özellikleriyle ilgili çok fazla soru gelmeyecek. Üçgenle ilgili yapılabilen kısımlarından gelecek. Ki zaten sen özelliği bilmesen bile üçgeni biliyorsan özelliksiz bir şekilde soruları yapmayı öğreteceğim zaten ben sana. Çünkü benim konu anlatma tarzım o. Hep böyle temel üçgenleri çok iyi bir şekilde anlatırım. Hep üçgenleri de sonraki konularda kullanarak yani ilk başta dörtgen anlatırken özellik geldiği zaman bak üçgende böyleydi. Üçgende burada bu şekilde kullanacağız. Çemberde de öyle katı cisimde de öyle. Bütün konularda bu şekilde yapıyoruz. O yüzden 10. sınıf arkadaşım sen de bu kitabı al. İlk dönem şu üçgenleri hallet. ikinci dönem dörtgenleri yine birlikte bu kitap üzerinden hallederiz ve çok güzel bir şekilde hallederiz çok çok faydasını göreceksin. Hem de TYT'de en büyük TYT ve AYT'ye de en büyük adımı atanlardan birisi sen olacaksın. 11. sınıf arkadaşım. Şu an analitik geometri işliyorsun zaten. Analitik geometrinin içerisinde üçgen yok mu? Var. Hadi gel birlikte üçgenlere başlayalım. Sonra dörtgenler. Sonra zaten için içinde analitik de var. Aynı zamanda sen bu kitabı aldın. Biz üçgenlerden başladık. Analitik de bu kitaptan yine çalışabilirsin. Ki ikinci dönemde ne var? Çember konusu var. Çember konusunu da yine buradan işleyip bu işi güzel bir şekilde halledebiliriz. Evet özellikle 11. sınıflar ben sizi çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Akıllı olanınızı daha çok seviyorum. Akıllı olanınız hanginiz? TYT ve AYT çalışmalarına şimdiden başlayın arkadaşlar. Özellikle TYT matematiğe başlamalısın. Özellikle geometri herkesin en sıkıntılı derslerinden biri. Hocam ben fen lisesi öğrencisiyim. Ben bu kitabı almalıyım mı? Almalı mıyım? Diyen arkadaşlar. Evet. Hangi okulda olursanız olun arkadaşlar sıfır geometri almalısınız. Yani en baştan başlayıp sonrasında ne yapacağız? En temelden başlayıp orta bir hale getireceğiz. Ara sınıf öğrencilerinden bahsediyorum. Sonrasında da benim TYT AYT kampıyla da ne yapacaksınız? Oradan alıp en üst seviyeye çıkacaksınız zaten. Ki ben hep derece yapmış öğrencileri dinliyordum. Yani hocam hep, hep hepsinde aynı söylem vardı. Konu anlatımınızı iki defa ya da üç defa tekrar ettim hocam diyenleriniz vardı. Ya bu da beni biraz rahatsız ediyordu. Ya niye aynı şeyi iki defa tekrar etsin öğrenci? Al işte sana bir fırsat sunuyorum. Ne yapıyorum? Sıfır geometriyle başlıyoruz. En temelden alıp orta ya da bir tık daha üstüne çıkartmaya çalışıyoruz. Sonrasında da şimdi bu kamp atıyorum okul bitene kadar bitecek ya 11. sınıf öğrencisi. Okul bitene kadar bitti. Ondan sonra da TYT AYT kampım başlayacak. Bu sefer de farklı bir konu anlatımıyla karşına geleceğim. Ve birlikte de bu işi çok iyi bir şekilde halledeceğiz. Bu kitabı çözen arkadaşlar. Yani bu konu anlatımını dinleyen arkadaşlar. Hedef ne? Hedef şu. Yani 5'i garanti veriyorum. Bak 5. TYT ayeti çalışacak arkadaşlar. Ya da şey çalışan ara sınıf öğrencileri. 5'i garanti veriyorum. Ya okuldaki sınavlarınızda zaten çok büyük bir katkısını göreceksiniz. 5'i garanti veriyorum. Hatta 6, 7, 8 de olabilir. ...pul Niye olmasın? Elimizden geldiğince. Çünkü konu anlatımını eksiksiz bir şekilde anlatacağız. Size en temel noktaları burada vereceğiz. O yüzden bu kanal anlatımı sizin için gerçekten ama gerçekten çok önemli. Özellikle 11'lerin bu videoyu izlemeyen arkadaşları varsa izlettirsin ve arkadaşlarına böyle etkile. Çalışmalarına yani sevdiğin arkadaşlarının gel şu kitabı al çalış birlikte çalışın hatta. Birlikte çalışma yöntemi de çok güzel bir yöntemdir. Her şeyi benden dinlemek zorunda değilsiniz. Yani sen bazı sorulara kendin bakacaksın. Bazı soruları da arkadaşınla birlikte çözeceksin ki biz de zaten böyle öğrendik bu işi. Tamam dostum. Evet sıfır geometriyle en temelden başlayıp sizi üst seviyelere çıkartmak için elimizden geleni yapacağız. Herkese hitap ediyor. En düşük seviyedeki öğrenci ve en yüksekteki öğrenci de yine bu kitaptan başlayabilir. Ve TYT'ye çalışan arkadaşlar da ben eksi birim diyen arkadaşlar sıfırım diyen arkadaşlar ha, ben geometri yapmayacağım diyen arkadaşlar da yine bu kampa kesinlikle ama kesinlikle katılsın. Evet gençler şimdi ayın 28'inde bu kampa başlıyoruz. İsterseniz programa şöyle bir program üzerinden de size bazı şeyler anlatayım. Programa bakalım mı? Bakalım. Gençler böyle bir program yaptım size sıfır geometri kampı ders çalışma programı hatta videonun açıklama kısmındaki linke tıklayarak da sıfır geometri dosyasının içerisinden buradaki pdf'lere de ulaşabilirsiniz. Çünkü ben böyle ders çalışma programlarını böyle yazdım. Bunu yazdıktan sonra siz buraya ders çalışma programını da işte atıyorum matematik başka şeyler de ekleyebilirsiniz. Yani al bunu çıkart duvarına as ya da defterin arasında dursun o programa da bakıp ona göre de işler yapabilirsin. Evet ayın 28'inde başlıyoruz dedik 28 Kasım'da bu işe başlıyoruz. Benim tavsiyem özellikle ara sınıf öğrencilerine bu şekilde gitmelerini isterim. Haftalık giderim. Gün gün gitmem. Geometride haftalık olmasını tercih ediyorum. Yani bir haftada yani bir hafta içerisinde yani bir gün videoları izledikten sonra o hafta içerisinde o konuyu sindirmelisin. Sindirmek derken de ne yapmalısın? Ya atıyorum elinde bir kitap varsa o kitabın çözümleriyle uğraş. Ya da al bir kitap çöz. Ama zor bir kitap alma. Ya kolay bir seviyede kitap al ya da orta seviyede bir kitap al. Tamam bir kitap bir konu anlatım ve bir kitapla bu işi yürüteceğiz ve çok güzel bir şeyler yapacağız. Evet gençler ilk hafta mesela doğru açı diye böyle başlıyor. Doğru açı üçgen açıyı ben birlikte işleyeceğiz. Sonra bu haftasında siz ne yapacaksınız? Soru çözümleri yapacaksınız. İşte orada soru çözümlerini burada programa sen kendin ekleyebilirsin. Ben burada bir boş bıraktım. Kendine soru çözümlerinde de 2 gün, yani gün ayırsan yani 3 gün ayırsan garanti de 2 gün ayırsan bile yeterli olacaktır. Elinde bir kitabın varsa yani. Bazı arkadaşlar çok isteklidir, çok böyle hırslıdır. İki kitap birden de buraya da koyabilirsiniz. O tamamıyla size kalmış. Böyle program gidecek arkadaşlar. Bakın bu şekilde koymuşum ben. Sizler her böyle bu program da aynı. Mesela 5 Aralık'ta ek çizimler dik üçgen ve yüklük bağıntısı olacakmış. 12 Aralık'ta özel açılı üçgenler, ikizkenar üçgen ve eşkenar üçgen konularını dinleyip ondan sonra ödevlerinizi yapacaksınız. Bu şekilde gideceksiniz. Böyle 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 her hafta böyle benim seçtiğim konuları böyle yaptıktan sonra bütün konuları görmüş olacaksınız. Siz bakın çemberin lanetini bile göreceksiniz. 12. sınıf konusu ama yani çemberin lanetini öyle bir anlatacağız ki sen zaten biliyorsun bunu. O şekilde anlatacağız o yüzden hiç korkma. Ta ne zaman Mayıs'ın 15'inde bu olayı bitirmiş olacağız. Her hafta gitmeni tavsiye ediyorum. hocam videolarda bu tarihlerde mi yayınlanacak diye soracak olursanız eğer hayır cevabını verebilirim. Yani daha hızlı bir şekilde size videoları önünüze koyacağım. Öncesinde koyacağım. Ha bazen aksilikler olur. Geç olur. Ona söz tam olarak söz veremiyorum ama e, eski programdaki o tarihlerde mutlaka o videolar olmuş olacak. Ben bir de sıfır geometri kampı ders çalışma programı hızlısını yaptım arkadaşlar. Hızlısını da yaptım ki öncesinden koyayım. Hani olur ya hasta olur şu olur bu olur. Ondan dolayı böyle şey yaptım. Bir de bazı arkadaşlar eminim bu videoda sonra ben bu hızlıyı koymasaydım hocam biraz daha hızlı koysaydınız olmaz mıydı şeklinde söyleyeceklerdi. Biraz da onları da düşünerekten hızlı programda hazırladım. Hızlı program nasıl? Her 4 günde bir video koyma videosu arkadaşlar. Aynı program 4 günde bir olacak. 4 günde bir de konu anlatımı ve şey şeklinde gidebilir misiniz? Aslında gidebilirsiniz. Hızlı program dahilinde de bu işi yapabilirsiniz aslında ama benim tavsiyem sindire sindire yavaş yavaş ki TYT çalışacak arkadaşlar bile Mayıs'ın ortasında bitiriyorsunuz daha sınava bir ay var yani. Düşünün bir ay sınava bir ay kala zaten bu işi bitiriyorsunuz. O yüzden bence sindire sindire gitmenizde bir de kitap çözerek gitmenizde bir fayda var. Ha şunu ben şey öğrenciler için söyledim bir kitap dedim ama e, TET çalışan arkadaşlar bir kolay kitap bir de orta halli kitap çözerse daha iyi olur. Çünkü TYT'ye gireceksiniz sınava gireceksiniz. İki kitap genelde tavsiyemdir. Ama şey arkadaşlar bu sıfır geometride ara sınıf arkadaşlar bir kitap böyle bir soru bankası alsınlar. O da böyle tam sıfırda değil de orta halli şeklinde bir kitap alırsa daha güzel olur. Evet videoların yayınlanması da hızlı programa göre olacak. Mesela ayın 28'inde başlıyoruz. Doğru açı, üçgen de açı. Sonra cuma aralığın ikisinde de ek çizimler, dik üçgen, öklü Sonra 6'sında, sonra 10'unda, sonra 14'ünde, 18'inde diye böyle gidiyor 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 gidiyor. Kaç? 4 ayda da bu videoları bitireceğiz. Yani ne zaman bitecek arkadaşlar? Mart ayının başında bitecek. Ee, biz ne niye hocam burada 5 sayfa var diyebilirsiniz. Çünkü Aralık Kasım'ın sonunda başladık. Kasım'ın son haftasında başlayıp e, burada şeyde bitiriyoruz arkadaşlar. Mart'ın şurasında bitiriyoruz. İlk haftasında bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Tamam. O yüzden e, kaç ayda? 4 ayda da bu hızlı program bitmiş oluyor. Ben her günde koyabilirim videoları ama geometri çalışma yöntemi tekniği her gün olmaz arkadaşlar. İşte atıyorum bir 30 günde geometri deyip bu işi bitirebiliriz aslında ama Aa, bana güven en azından bir en az bir 4 günlük bir boşluğunuzun olması lazım. O yüzden hızlı programın en hızlısı da bu olur arkadaşım. Yani bu işi kaliteli bir şekilde en verimli bir şekilde yapmak istiyorsan bu şekilde olmak zorunda. Beni dinle benim dediklerimi yap. Bu ara sınıf öğrencileri bir de bir kitap falan çöz çok iyi bir noktaya geleceksiniz. Evet gençler böylelikle şimdi size her şeyi bahsettim. Daha bahsetmediğim şeyler varsa videoların altına bu videonun altına özellikle bu videodaki yorumlara cevap yazmaya çalışacağım. Genelde yoğunluktan cevap yazamıyorum ama bu videonun altına yazdığınız yorumları şöyle bir cevaplamaya çalışacağım. Aklınıza gelen bir soru varsa... Bu videonun altına yazın ben de sizlere cevaplayayım. Evet sıfır geometri birlikte bu işi çok iyi bir noktalara getireceğiz. Ara sınıf öğrencilere özellikle size sesleniyorum. Birlikte TYT-AYT çalışmalara şimdiden başlayalım. Diğer 9. ve 10. sınıf öğrencileri de sonraki okul hayatınız için çok önemli. TYT-AYT'de, geometride çok kötüyüm hocam, çok çok kötüyüm diyen arkadaşlar da yine bu kampa başlasın. Birer hafta çalışsak bile Mayıs'ın Mayıs'ın ortasında bitireceğiz kardeşim. Seni iyi bir noktaya getireceğiz. Yani matematik netin şu an kaçta? 13'lerde değil mi? İşte istediğin kadar matematik çalış. En fazla 15 yaparsın. Geometri olmazsa en fazla 15 yaparsın. Birlikte en azından 20'nin üstüne çıkartalım bunu. Hem TYT'de hem de AYT'de. Tamam. O yüzden TYT AYT çalışan arkadaşlar. Yani 7'lerde 8'lerde ya da 11'lerde 12'lerde sürünme. Sürünmenin sebebi geometri. Gel birlikte bu işi en azından 20'nin üstüne çıkartalım ki çok rahat bir şekilde çıkartacaksın. Eğer bu seriyi bitirirsen ve biraz da hedeflerine benim sahibimde biraz işte elimizden geldiğince bir e, size faydalı olmaya çalışıyoruz. Birlikte bu işi gel beraber yapalım. Yani hedeflerine ulaşman için ben elinden geleni yapacağım. E sen de artık başla ve elinden geleni yap. Gençler ayın ne zamandı? 28'inde miydi? Evet. 28 Kasım'da konu anlatımında görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.